LGS'ye son 230 gün gerçekten çalışıp gayret gösterecek öğrenciler için altın değerinde bir süre 230 günde neler neler başarılmaz ki çok büyük başarılara cidden ulaşabileceğimiz bir süre ve bu süre için yapmamız gereken tek şey de karar verip çalışmak. Bu inek buradan nereden çıktı bilmiyorum hemen başlayalım. Şimdi haftanın sözüne baktığımızda Harvey Mackey diyor ki insanlar karar verdikleri anda başarılı olmaya başlar. Yani sizler de çalışmaya karar verdiyseniz matematikmiş, fenmiş, Türkçeymiş, inkılapmış, İngilizceymiş hiçbiri benim için zor değil. Çalışacağım, başaracağım dediğiniz anda ve çalışmaya başladığınız anda arada bir hatalar yapsanız bile, arada bir istediğiniz sonuçları elde edemeseniz bile toplamda zaten kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve en sonunda da LGS'ye girdiğinizde de en güzel netlere ulaşıp hayalinizdeki liseye giriyorsunuz. Haftanın sorusunda Ayda Sözcü diyor ki, hocam hala hala böyle yazılıyor, hala çalışma düzenimi oturtamadım. Nasıl çalışmam gerek? Özellikle e, okuldan sonra çok sıkıntılı diyor. Bu birçok öğrencimizin sorunu. Ben de öğrenciyken yani sizin yaşınızdayken buna benzer sorunları yaşıyordum. Birincisi arkadaşlar, okuldan sonra eve geldiğinizde yorgun olmanız çok normal bir şey. Dolayısıyla birinci sırada dinlenme olmalı. Yani dinlenmek çok çok önemli. Çünkü dinlendikten sonra daha verimli, daha gerçekçi bir çalışmaya oturacaksınız. Şöyle ki sizin yapacağınız her bir çalışma sınav Provası niteliğinde olmalı. Bu ne demek hocam? Sınav provası ne demek? Sınav provası şu demek. Siz sınavdayken yanınızda cep telefonunuz olacak mı? Yanınıza böyle telefonunuzu koyabilecek misiniz? Hayır. Siz sınavdayken yanınıza böyle meyve tabağı olacak mı? Hayır. Siz sınavdayken yanınızda işte e, sevdiğiniz bir oyun cep telefonunda açık ya da televizyondan birimiz... Hayır olmayacak. O zaman ders oturduğunuz zaman da gerekirse sadece bir saat ya da iki saat çalışın ama telefonsuz meyvesiz, dikkatinizi dağıtacak hiçbir şey olmadan düzenli bir şekilde çalışın. Eğer yorgunsanız dinlendikten sonra ama yok hocam ben müzikle beraber güzel güzel çalışıyorum. İşte aynı zamanda annem bana küçük atıştırmalar hazırlıyor onlarla çalışıyorum diyorsanız o sistemi de bozmayın. O da ayrı mesele. Çünkü bazen dikkat dağınıklığına sebebiyet veren şeylerle çalışmak da ileride başarı artırabiliyor. Ama temelinde sizin sınav provasına hazır olmanız gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Ben bugün 5 saat çalışmak zorunda değilim. Ben bugün yapacaklarımı belirleyeceğim. Neler yapacağım mesela? Yazacaksınız böyle. Diyeceksiniz ki okuldan geldiğimde ben işte matematikten bu 50 soruyu çözeceğim. Fenden bu 20 soruyu çözeceğim. İnkılaptan bu 30 soruyu çözeceğim diyeceksiniz. Ve sadece bunlara odaklanacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Sanki yarın bir daha hiç ders çalışmayacakmışsınız gibi. Yani Sadece bunları yapınca bu iş bitiyormuş gibi düşüneceksiniz. Matematikteki 50 soruyu çözüp, fendeki 20 soruyu çözüp, inkılaptaki 30 soruyu çözeceksiniz. Hatalarınız varsa hataların çözümünü uzman hocalardan dinleyeceksiniz ve bitti gitti. Bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yani vazifenizi yapacaksınız, gözlerinizi kapayacaksınız. Ama hocam 50 soru yaptım, 49'u yanlış çıktı. Önemli değil. 49 tane sorunun çözümünü öğrendin. Fende 20 soru yaptım, 20'sini doğru yaptım ama işte bilemiyorum hocam. Olsun, tamam süper yapmış olabilirsin ama o zaman feni bırakmak yok. Yine yarın çalışacaksın. Hocam inkılapta ...hiç önemli değil. Siz göreviniz yaptınız mı? Bu kadarı yeterli. Ama hocam netlerim artmıyor. Netler zaten zamanla artacak arkadaşlar. Bakın netler nasıl artar biliyor musunuz? Bunu söyleyeyim. Netler ilk başta hızlı bir şekilde artar şöyle. Sonra inişler çıkışlar başlar bakın. İnişler çıkışlar. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu arkadaşlar? Esasında... Netler yukarı doğru çıkıyor ama sen göremiyorsun çünkü arada bir inişler var ya böyle kötü denemelerden dolayı göremiyorsun. En sonunda da inşallah hayalinizdeki liseye giriyorsunuz bunu da unutmayın. Çünkü çalışan kazanıyor ve başarılı oluyor bu kadar basit. Dolayısıyla bir dinlenme önemli dedik, iki sınav provası önemli dedik. Üçüncüsü de plan yani plandan kastımız nedir? Bu yapacağını kağıda yazmak yoksa böyle kocaman bir sayfaya planlar asacağım diye bir şeye gerek yok. Bir de motivasyon açısından şöyle bir şey de ben öneriyorum sınavda sanki sizin kopya çekmenize izin vereceklermiş gibi işte fende, inkılapta, Türkçe'de, matematikte bilmeniz gereken bilgileri duvarlarınıza asın. Bunları duvarlarınıza asın. O postitleri, o kağıtları ya da o haritaları hazırlayıp asın zaten sınavda onları yanınıza götürmenize gerek kalmayacak. Onlarla zaten hepsi beyninizde olduğunu görüp sınava gireceksiniz. Yani test çözerken ya bu buradaydı, bu burada diye hatırlamak da size çok ciddi başarı sağlayacak. Haftanın kaynağına baktığımızda taktik listesi görüyoruz. Taktik hisset önemli. Çünkü neden? taktikli setin içerisindeki arkadaşlar bu az önce söylediğim sistem var. Hatta şöyle bir tane şurada meyve tabanı yadık çatalla açacağım artık mecburen. Ataş bulamadım. Şimdi burada arkadaşlar taktik setimizin içerisindeki kitaplar bu şekilde poşetli geliyor. Neden geliyor biliyor musunuz? Şimdi burada test çözerken sizin e, öğrenmeniz gereken bilgileri mükemmel özetler halinde biz bu etiketleri yapıştırdık böyle. İşte periyodik sistem nedir? Dünyanın hareketleridir. İşte başka ne? Doğal seçilim varyasyondur. Mesela şimdi sen DNA ile alakalı bu bilgiyi şuradan şöyle çıkardın mı? Bu etiketi çıkardın mı? Sonra bunu da duvarında kullanacağın yani duvarına asacağın ya da önünde kullanacağın DNA kısmındaki sayfaya şöyle kutuyu almak istiyorum. DNA kısmındaki sayfaya güzelce etiketini yapıştırdın mı? Nerede DNA kısmı? Burada. Buraya yapıştırdıktan sonra bunu yapıştırdıktan sonra test çözerken yani buradaki yeni nesil beceri temelli soruları çözerken takıldığım bir şey oldu mesela. Ben burada DNA ile alakalı bir şey çözüyorum ve takıldım. Burada İster Karaka okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebilirim. İstersen arkadaşıma sorabilirim. İstersen posterde zaten bilgi yazıyor, önümde duruyor. Ve böylece ben onun yerinde de beynime kodlamış oluyorum. Yani bu posterde burada diyebiliyorum. Buna benzer bir şey kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ya da bizim taktik listemizdeki matematik ve fen kitaplarından da sayısal setteki hazırlayabilirsiniz. Taktik listetin sayısalında bu ikisi var. Ama normalde taktik listetin arkadaşlar diğer tüm dersleri de var. Taktik listetin esprisi bu esasında. Yani hocam oyun, LGS. Hayır hayır oyun değil bu esasında. Bu inanılmaz inanılmaz mükemmel bir öğrenme sağlayan yöntem arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda da Kabataş Erkek Lisesi'ni görüyoruz. Gerçekten İstanbul Boğazı'nda mükemmel bir yere sahip. Sizleri bekliyor tertemiz bir şekilde okulunuza gideceksiniz inşallah ve üniversite sınavlarında çok yüksek başarı elde eden harika bir okul. Hadi bakalım ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Unutmayın sizler emek verdikçe gayret gösterdikçe zaten LGS'de yeni nesil matematikte pes edecek ve size kendini teslim edecek. Yeter ki gayret etmeye, vazgeçmemeye devam edin arkadaşlar.